Merhaba, Ostim OSB YouTube kanalı Güvenli Çalışma Programı'na hoş geldiniz. Ben Köksal Kayalı. TUA Bilişim Yönetim Sistemleri şirketinde bilgi güvenliği uzmanlığı yapmaktayım. İnternet bildiğiniz üzere herkes tarafından ulaşılabilen ve birçok herkesin erişimine açık yolların kullanıldığı bir alan. Peki biz burada gönderdiğimiz bilginin aradaki kişiler tarafından okunmamasını nasıl sağlarız? Uçturunca şifreleme dediğimiz bir silahımız var bunun için. Bu silah bizim internette gönderdiğimiz bilginin güvenliğini sağlamak için en güçlü unsurlardan biri. Nedir bu şifreleme ya da kriptolama diye de geçer. WhatsApp'ta veyahut da diğer mesajlaşma uygulamalarında görürsünüz. Telefonunuz, konuşmalarınız uçtan uca şifrelenmiştir. Ne demektir bu? Bir göndereceğiniz bilgiyi bozarsınız. Nasıl bozarsınız? Bir yerine A dersiniz, iki yerine B dersiniz şeklinde bozarsınız. Ve bunu nasıl bozduğunuzu karşı taraf bilir. Karşı taraftan kastım gönderdiğimiz taraf bilir. Biz bu bozduğumuz bilgileri internete yollarız. İnternete biri A şeklinde, ikiyi B şeklinde yolladığımız için aslında biz internete A ve B yollamış oluruz. Ama karşı taraf bilir ki biz 1 ve 2 yollamak istiyoruz ona. Bu şekilde daha tabii benim söylediğimden daha kompleks algoritmalarla gönderdiğimiz bilgiler şifrelenir. Şifrelerimizin işte anahtar sembolü ya da WhatsApp'ın size beyan ettiği gibi verileriniz uçtan uca şifrelenmiştir yazısını gördüğünüz zaman anlayın ki verilerimiz kriptolanmış, şifrelenmiş demektir. Şifrelemeyi başka nerelerde kullanırız? Bir CD ile veyahut da bir USB bellekle ya da bir hard disk ile veriyi fiziksel olarak bir yerden bir yere taşımak isteriz. Ama taşıdığımız zaman bu verinin başkası tarafından görülmesini, takıldığı zaman çalıştırılmasını istemeyiz. O zaman da üçüncü parti uygulamalarla bu verileri şifreleyip bozarak anahtarı olan kişiler tarafından açılmasını sağlayabiliriz. Uçtan uca şifreleme bizim günümüzde internetteki bilgilerimizin ifşa olmaması için kullanabileceğimiz en güçlü yöntemdir. Çözülmesi çok zordur. Hatta imkansıza yakın şifreler vardır çözülmesi. Bu yüzden uçtan uca şifrelemeye güvenebiliriz. Bankalar özellikle uçtan uca şifreleme yöntemlerini kullanırlar. Eğer güvendiğimiz bir siteye şifresiz bir yolla veri iletiyorsak o ilettiğimiz veri internette birçok kişinin erişimine açık demektir. Bu yüzden siteye güvensek bile ilettiğimiz bilginin gizliliğine göre şifreli olmasına dikkat etmeliyiz. Nasıl dikkat edeceğimizi ekranda görüyorsunuz. Bu kilit işaretinin olması bizim siteyle aramızdaki bağlantının şifreli olduğu anlamına gelmektedir. Peki kilit işareti olmadığında ne yapabiliriz? Kendi verilerimizi bilgisayarımıza indirebileceğimiz, bedavaya kurabileceğimiz şifreleme programlarıyla şifreleyebiliriz. Aktaracağımız bilgiyi şifreleriz, aktarırız. Başka bir yöntemiyle karşı tarafa o bilginin anahtarını aktarabiliriz. Bu şekilde şifrelenmemiş bağlantıları kullanırken kendimiz şifreleme yaparak gönderdiğimiz bilginin erişime açılmasını engelleyebiliriz. İnternette karşılaşabileceğimiz birçok saldırı yöntemi vardı. Bunlardan en çok karşılaştıklarımızdan biri oltalama phishing adı verilen saldırı tipidir. Bu birçok kez tanıdıklarımıza hatta bizim başımıza gelmiş olabilir. Nedir bu phishing saldırıları? Saldırgan tarafından yollanan bizi cezbedecek bir şeyle bilgisayarımıza veyahut da mobil cihazımıza yetkisiz erişim sağlamaya yönelik programlar indirmemize neden olabilecek eklentileri kurmamız için bizi cezbedecek bir öneride bulunulur. Nedir bu önerileri? Örnek veriyorum, 3000 liralık hediye çeki kazandınız. Bu hediye çekini almak için şu bilgilerinizi sitemize giriniz. Belki 3000 liralık hediye çeki kazanmadık ama o bilgileri, o çeki kazanmak için verdiğimiz zaman
artık o phishing saldırısı başarıya ulaşmış demektir. Ya da ne olabilir? Mailimize gelen bir sahte hesaptan gelen bildirimle bizim bankamızdan 3000 lira alacağınız vardır. Bunu tahsil etmek için banka şifrenizi ve banka hesap numaranızı ekteki siteye giriniz der. Ekteki site belki bankanın sitesine çok benzer olabilir ama dikkat etmeliyiz ki sitenin adı gerçekten bankanın sitesi olsun. Bunun dışında telefonla da phishing saldırıları gerçekleşebilmektedir. Özellikle teknolojiyle biraz daha arası kötü olan vatandaşlarımızın bu saldırılara maruz kalmaktadır. Bunları engellemek için de telefonlarımızın spam filtrelerini kullanabiliriz. Olabildiğince tanımadığımız telefonlardan gelen isteklere yanıt vermeyerek, vereceğimiz yanıtları sorgulayarak onlara ileterek kendimizi phishing saldırılardan koruyabiliriz. Oltalama saldırılarından koruyabiliriz. Firmalar için diğer önemli hususlardan biri son kullanıcılarının bilgi güvenliğini sağlamada nasıl katkıda bulunabilecekleridir. Bunun için önemli kriterlerden biri masaüstünün güvenliği. Masaüstünün güvenliğinden kastımız nedir? Bir çalışma masasının üzerinde belgeler, bilgisayar ve birçok kurumsal bilgi bulunabilir. Bu bilgileri son kullanıcımız masanın başında değilken güvenlik altına almak istemeliyiz. Bu güvenlik nasıl olabilir? Kullanıcı masanın başından kalktığında bilgisayar ekranını kilitlemeli ve masasının üzerindeki bilgileri kilitli bir çekmeceye koymalı. Ayrıca masaların üzerindeki post-itlerde kullanıcı parolalarının olmamasına dikkat edilmeli. Yazılımsal güvenliğin sağlanabilmesi için özellikle zararlı yazılımlara karşı cihazlarımızı korumamız önemlidir. Bu zararlı yazılımlar nerelerden cihazlarımıza bulaşabilir? E-postalar. E-postalarda bilmediğimiz taraflardan gelen e-postalardan aldığımız linklere ve eklentileri indirmememiz çok önemlidir. Bu linklere tıklamamamız çok önemlidir. Çünkü bu linklerde bilgisayarımıza bulaşabilecek zararlı yazılımlar mevcut olabilir. Aynı zamanda eklentilerde de bu yazılımlar, zararlı yazılımlar mevcut olabilir. Diğer bir bulaşma yöntemi USB diskler. USB disklere karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Olabildiğince USB diskleri antivirüs programları yüklü bilgisayarlarda çalıştırmaya özen göstermeliyiz. Antivirüs programı olmayan bilgisayarlarda ise bilmediğimiz, tanımadığımız USB'leri olabildiğince bilgisayarımıza takmamamız önemli. Diğer bir husus ise internetten bulaşabilecek zararlı yazılımlar. İnternetten indirdiğimiz dosyalar olabildiğince güvendiğimiz sitelerden indirmeliyiz ve kırılmış dosyaları, lisanssız yazılımları olabildiğince bilgisayarlarımıza yüklememiz ve hatta telefonlarımıza yüklemememiz gerekmektedir.